Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konditionel zetsi. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde bu konuyla başlamıştık. Bu ikincisi olacak. Hazırsanız dersimiz başlasın. Konditionel zetsi arkadaşlar, koşul cümleleri demek. Parantez içerisinde Bedingungen ausdrücken, burada koşulları ne yapıyoruz? Söylüyoruz arkadaşlar. Bakın, Konnektor Hauptsatz, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hauptsatz, yani ana cümle içerisinde Konnektor, Konnektorlardan kasıt ne? Bu bağlaçlar değil mi? Bunları sonst, andern, falls, bei plus Dativ, im Falle plus Genitiv, ohne plus Akkusativ ve je nach plus Dativ, bu bağlaçları ne yapıyoruz arkadaşlar? Hauptsatz içerisinde kullanıyor olacağız. Şimdi öncelikle sonst ve andernfalls ile başlıyoruz arkadaşlar. Sonst, andernfalls ne demek? Aksi takdirde anlamına geliyor. Ne demek istediğimi zaten cümle içerisinde anlayacağız arkadaşlar. İlk örneğimize bir bakalım. İlk örneğimiz ne diyor? Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte. Andernfalls wäre er nicht so erfolgreich. Öncelikle bilinmeyen, yabancı gelen kelimelerin şöyle bir üstünden geçelim. Der Geschäftsführer ne demek? İşletmeyi yürüten kişi ya da işletmenin başındaki kişi, ne olabilir bu? CEO olabilir örnek olarak. Finanziert, finanzieren neydi arkadaşlar? Finanse etmek demek. Regionale Projekte, bu da o bölgedeki projeler anlamında. Andernfalls, aksi takdirde demekti. Wäre er nicht so erfolgreich. Erfolgreich, bu da arkadaşlar başarılı demek. Wäre, bakın burada ne var? Konjunktiv 2, öyle değil mi? Konjunktiv sein, konjunktiv 2 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi burada cümlemiz ne diyor arkadaşlar? İşletmenin başındaki kişi ya da patron da olabilir bu arkadaşlar. Yerel projeleri finanse etmeseydi, değil mi? Ne olurdu? Bu kadar başarılı olmazdı demeye getiriyor cümle. Şimdi andernfalls, aksi takdirde anlamında. Bu durumda wäre er nicht so erfolgreich, bu kadar başarılı olmazdı. Dolayısıyla bu işletmeyi yürüten kişi yerel projeleri finanse ediyor. Aksi takdirde bu kadar başarılı olmazdı anlamı doğmuş oluyor andernfalls ile. Aynı şekilde ben sonst ile de aynı anlamı verebilirim. Andernfalls yerine demek ki sonst da diyebilirmişiz arkadaşlar. Bu durumda ne olacaktı? Bütün öğeler yerli yerinde olacaktı. Ne olacak? Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte. Sonst wäre er nicht so erfolgreich. Herhangi bir anlam değişmesi yok arkadaşlar. Değil mi? Yerel projeleri finanse ediyor. Aksi takdirde bu kadar başarılı olmazdı anlamı doğmuş oluyor. Başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten. Andernfalls ärgert sich der Chef. Evet, die Mitarbeiter, çalışanlar dürfen sich nicht verspäten. Sich verspäten neydi arkadaşlar? Gecikmek demekti, değil mi? Sich ärgern, sinirlenmek, değil mi? Aksi takdirde şef sinirlenir, değil mi? Ne diyor yani cümlemiz? Çalışanlar gecikemezler. Aksi takdirde şef sinirlenecektir anlamı doğmuş oluyor. Bu durumda die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten. Andernfalls ärgert sich der Chef. Andernfalls yerine demek ki ne yapabiliyorum? Sonst da koyabiliyorum. O şekilde de ne yapmış oluyorum? Aynı cümleyi vermiş oluyorum. Anlamda herhangi bir değişim yok. Die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten. Sonst ärgert sich der Chef dediğimizde demek ki ne oluyor arkadaşlar? Aksi takdirde anlamı doğmuş oluyor. Şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki andernfalls ya da sonst aksi takdirde anlamına gelen bir koşul, değil mi? Bakıyoruz. Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte. Andernfalls wäre er nicht so erfolgreich. Demek ki bu kişinin
bu kadar başarılı olmasını sağlayan şey ne? Yerel projelere finanse ediyor olması değil mi? Bunları finanse ediyor oluşuyla başarılı oluyor. Aksi takdirde bu kadar başarılı olmazdı demeyi getiriyor. Bu durumda der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte, andernfalls wäre er nicht so erfolgreich. Aynı anlama geldiğinde bu sefer ne yapalım? Sonst yapısını işin içerisine katalım. Yani andernfalls yerine sonst'u getirelim. Ne olacak bu durumda? Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte, sonst wäre er nicht so erfolgreich. Bir diğer örnekte de die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten. Evet, çalışanlar gecikemezler değil mi? Andernfalls ärgert sich der Chef. Aksi takdirde şef ne yapıyor? Sinirleniyor demiş oluyoruz. Bakın andernfalls yerine sonst'u getirdiğimizde die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich der Chef demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte. Andernfalls wäre er nicht so erfolgreich. Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte. Andernfalls wäre er nicht so erfolgreich. Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte. Sonst wäre er nicht so erfolgreich. Der Geschäftsführer finanziert regionale Projekte, sonst wäre er nicht so erfolgreich. Die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten, andernfalls ärgert sich der Chef. Die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten, andernfalls ärgert sich der Chef. Die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich der Chef. Die Mitarbeiter dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich der Chef. Gelin şimdi arkadaşlar im Falle ve bei yapılarını inceleyelim. Im Falle arkadaşlar, bakın yukarıda da belirtildiği üzere genitiflikle anılırken bei dativlikle anılıyor. Şimdi örnek cümlemize bir bakalım. Im Falle eines Verbrechens wählen Sie am besten 110. Evet. Verbrechen suç demek arkadaşlar. Yani bundan kasıt ne olabilir? Hırsızlık olayı ya da işte asayişle ilgili bir durum. Ne oluyor? Verbrechen kapsamında oluyor. Wählen de telefonla arama yapmak demek arkadaşlar. Am besten bunu zaten biliyoruz. İyisi mi anlamında da çevrilebilir. 110 aklımızda bulunsun arkadaşlar. Almanya'da 110 çevrildiğinde polisle irtibata geçmiş olursunuz. 112 ise itfaiye. Demek ki 110 polis, aynı zamanda sağlık hizmetleri de 110'la sağlanılıyor. Dolayısıyla 110'la çevirdiğimizde polis ya da sağlık hizmetlerine ulaşmış oluyoruz. 112 ise arkadaşlar itfaiye hizmetleri, demek ki yangın çıktığında 112'yi çevirmemiz gerekiyor. Ancak asayişle ilgili bir durum olduğunda 110'u çevirmemiz gerekiyormuş. Bakın burada im Falle eines Verbrechens, demek ki bir suç olduğu durumunda demek ki im Falle burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Olayında, durumunda anlamına gelmiş oluyor. Wählen Sie, arayınız, am besten 110, iyisi mi 110'u çevirin demiş oluyoruz. Bakın im Falle yerine ben bei ile de bu cümleyi kurabilirim. Ancak burada fark ettiyseniz im Falle de eines Verbrechens ile o sonlandırıcıyı, o genitifliği hissedebiliyoruz. Ancak burada bei'da, bei yapısında datiflik söz konusu. Bu durumda ne olacak? Bakın bariz bir şekilde datif dönüşümü görüyoruz. Bei einem Verbrechen denildiğinde demek ki bir suç olduğu durumunda, değil mi? Wählen Sie am besten 110. Demek ki bir suç durumunda iyisi mi 110'u çevirin demiş oluyoruz. Bu iki yapıda da zaten aynı anlamı taşıyor arkadaşlar. Birinde im Falle ve im Falle neyle anılıyor? Genitiflikle anılırken bei datiflikle anılıyor. Dolayısıyla im Falle eines Verbrechens wählen Sie am besten 110 demiş oluyoruz. Diğer türlü bei einem Verbrechen
Wählen Sie am besten 110. Demek ki burada da ne oluyor? Datiflik söz konusu olmuş oluyor. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor örneğimiz? Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Evet, yeni kelimelerle karşı karşıyayız. Die Panne, bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Die Panne arkadaşlar arıza demek. Yani bu bir otomobil arızası olabilir. Angekündigten, ankündigen arkadaşlar söylenen, duyurulan, bildirilen anlamına geliyor. Pannenbucht, Pannenbucht nedir? Pannenbucht da arkadaşlar otoyollarda arıza olduğu durumlarda bir arıza cebi vardır. Dolayısıyla bunlara Almanca'da o arıza ceplerine Pannenbucht deniliyor ve burada da çizimde görüldüğü üzere arkadaşlar Pannenbucht görmüş oluyoruz. Demek ki bu trafikte trafik levhası olarak karşımıza bu şekilde çıkmış oluyor. Pannenbucht demek ki arıza olduğunda otomobilde, otoyollarda genellikle bu karşımıza çıkabiliyor. Ne oluyor? O ceplere girilebiliyormuş. O ilgili kaza ya da işte arıza geçiren otomobiller. Gehalten, bu da durmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Demek ki bir arıza durumunda ne yapılmalı? Bildirilen o cebe, değil mi? O kaza ya da işte arıza cebine, arıza cebinde durulmalı demeye getiriyor. Gehalten çünkü ne demek? Durmak demek. Bakın arkadaşlar, im Falle demek ki durumunda anlamı doğmuş oluyor. Im Falle ve ne dedik az önce? Genitiflikle anılıyor. Tabii burada da genitiflik olayı söz konusu. Die olduğunda ne oluyordu? Im Falle einer Panne, değil mi? Bunu zaten ayrıntılı şekilde önceki seviyelerde görmüştük. Bei olduğunda da ne olacak? Burada datiflik söz konusu olacak. Bu durumda da gene din olacak, der olacağından dolayı bu şekilde kalacak. Bu durumda Bei einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden demiş oluyoruz. Bakın öğeler aslında yerli yerinde duruyor. Sadece ne yapmış oluyorum arkadaşlar? İşte genitiflik durumuna göre eğer dönüşüm gerektiriyorsa ne yapıyoruz? O genitif dönüşümü ne yapmış oluyoruz? O ilgili öğelere yerleştirmiş oluyoruz. Datiflikte de ne oluyor? O ilgili öğelerde o değişim ya da dönüşüm olmuş oluyor. Ve bu haliyle demek ki durumunda, böyle bir durumda diyecek olursak demek ki im Falle einer Panne ya da bei einer Panne şeklinde ifade ediyoruz. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım şu son iki örneği. Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Demek ki bir arıza durumunda, arıza cebinde, değil mi, bildirilen arıza cebinde durulmalıdır diyecek olursak ne yapıyormuşuz burada? Im Falle'den destek alıyoruz ya da Bay'dan destek alıyoruz. Bu durumda da Bei einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Im Falle eines Verbrechens wählen Sie am besten 110. Im Falle eines Verbrechens wählen Sie am besten 110. Bei einem Verbrechen wählen Sie am besten 110. Bei einem Verbrechen wählen Sie am besten 110. Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Bei einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Bei einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Şimdi arkadaşlar koşul olarak inceleyeceğimiz ohne ve je nach yapıları var. Ohne ile başlayalım arkadaşlar. Ohne, bakın burada akusatifle anıldığını görüyoruz. Örnek cümlemize bakalım. Ohne manuelle Eingriffe erfolgen die Rollenwechsel automatisch. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Manuel
Türkçe'de de manuel diye geçiyor biliyorsunuz. Yani otomatik olmayan anlamında Eingriffe, yani ya da Eingriff tekil haliyle, bu da müdahale demek arkadaşlar. Yani manuel müdahale, erfolgen gerçekleşmek, Rollenwechsel, die Rollenwechsel, rol değişimi demek arkadaşlar. Automatisch cümlemiz ne diyor bakalım. Ohne manuelle Eingriffe, yani manuel girişimler olmadan, erfolgen die Rollenwechsel automatisch, rol değişimi otomatik olarak gerçekleşmektedir deniliyor. Bu tabi bilişimle ilgili bir cümle arkadaşlar. Bilişimciler tabi bunu bileceklerdir. Demek ki böyle bir fonksiyon varsa şayet, değil mi? Manuel girişimler olmaksızın anlamına gelen ohne yapısını görüyoruz. Demek ki burada bir akusatiflik söz konusuymuş arkadaşlar. Bu durumda ohne manuelle Eingriffe erfolgen die Rollenwechsel automatisch demiş oluyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda burada da gene ohne yapısını görüyoruz. Ohne den Bericht kann man die Webseite nicht erstellen. Evet, der Bericht rapor demek arkadaşlar. Rapor olmaksızın, yani rapor olmadan anlamına geliyor. Bakın burada akusatifliği hissediyoruz. Die Webseite zaten bariz, değil mi? Web sitesi anlamında, erstellen oluşturmak demek arkadaşlar. Yani rapor olmadan web sitesi oluşturulamaz. Burada belli başlı bir rapordan bahsediyoruz. Dolayısıyla den Bericht. Bu durumda ohne den Bericht kann man die Webseite nicht erstellen. O rapor olmadan demek ki web sitesi ne yapılabilir? Oluşturulamazmış. Değil mi arkadaşlar? Şimdi de sıra je nach yapısına geldi. Je nach datifi gerektiren bir durum arkadaşlar. Ne demek istediğimizi cümle içerisinde bir inceleyelim. Je nach ihren Einstellungen werden die Systemfunktionen zugelassen oder blockiert. Evet, gene bilişimle ilgili bir cümle görüyoruz arkadaşlar. Die Einstellungen, ayarlar demek arkadaşlar. Sizin ayarınız, yani sizin yapmış olduğunuz ayar, ihre Einstellungen anlamında. Systemfunktionen, evet bu da zaten bariz bir şekilde sistem fonksiyonları. Zugelassen, zulassen arkadaşlar, izin verilmek. Blockieren, bu da zaten güzel Türkçe'de de bloke etmek, değil mi anlamında. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Je nach ihren Einstellungen, sizin ayarınıza göre, werden die Systemfunktion, sistem fonksiyonları ne olacaktır? Onay verecek, yani izin verilecektir, ya da bloke olacaktır. Zugelassen oder blockiert demiş oluyoruz. Dolayısıyla je nach ihren Einstellungen werden die Systemfunktionen zugelassen oder blockiert demiş oluyoruz. Ve sıra son örneğimizde. Ne diyor örneğimiz? Je nach Alter der Kinder und Jugendlichen unterscheiden sich die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden. Evet, bu sefer pedagoji ile ilgili bir cümle. Ne diyor cümlemiz? Je nach Alter der Kinder und Jugendlichen, yani yaş, alter demek, değil mi? Çocukların yaşına ya da gençlerin yaşına göre ve gençlerin yaşına göre ne oluyormuş arkadaşlar? Unterscheiden sich die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden. Erziehung arkadaşlar ne demek? Gelişim, Unterrichtsmethoden da ders metotları. Yani demek istediği şey şu, fark ettiyseniz burada bir çizgi var arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Erziehungsmethoden, Unterrichtsmethoden, iki defa metoden kelimesini kullanmamak adına yapılan bir kısaltmadır bu arkadaşlar. Yani demek ki burada Erziehungsmethoden und Unterrichtsmethoden demektense die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden demiş oluyoruz. Demek ki Erziehung arkadaşlar, Erziehung gelişim, yani bu aslında öğretmenlerin pedagojik formasyonuyla alakalı olan Erziehung demek ki gelişim anlamında. Unterricht'te ders anlamında. Bu metotlar demek ki çocuklarda ve gençlerde
yaşa göre değişiyor. E tabi arkadaşlar, şimdi 6 yaşında birisine Almanca dersi vermek ve 16 yaşındakine ders vermek, aynı zamanda 60 yaşındakine ders vermek aynı değil, fark ettiriyor. Dolayısıyla her bilen, her Almanca bilen ders veremez. Bu durumda gerçekten bu işin pedagojisini, formasyonunu görmüş olan kişi bunu verirse çok daha sağlıklı olur, değil mi? Cümle de zaten bunu bize söylüyor. Dolayısıyla je nach Alter der Kinder und Jugendlichen, çocukların ve gençlerin yaşına göre değişkenlik gösterir. Ne? Dolayısıyla unterscheiden sich die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden, yani ders verme, değil mi, metotları ve bu eğitim metotları buna göre değişkenlik gösterir demeye getiriyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üstünden şöyle bir geçelim. Onun ardından tekrarını nasıl yapalım? Doğru telaffuzuyla yapalım. Şimdi burada arkadaşlar demek ki o ne? Neymiş? Akusatiflik gerektiriyormuş. Onsuz anlamına geliyor. Ohne manuelle Eingriffe erfolgen die Rollenwechsel automatisch denildiğinde, demek ki manuel olan girişimler olmadan ne oluyormuş? Rollerin değişimi otomatik olarak gerçekleşiyormuş. Demek ki burada ohne akusatifliği görüyoruz. Ohne den Bericht, bakın burada daha bir bariz bir şekilde. Der Bericht neydi? Rapor. Rapor olmadan, ohne den Bericht kann man die Webseite nicht erstellen. Rapor olmadan web sitesi oluşturulamaz deniliyor. Bakın burası ne oluyor? Demek ki akusatife dönüşüyor. Je nach ise datifi gerektiriyor. Bu durumda je nach ihren Einstellungen werden die Systemfunktionen zugelassen oder blockiert. Sizin ayarınıza göre sistem fonksiyonlarına izin verilecektir ya da bloke olacaktır denildiğinde je nach, bakın burada datifliği görüyoruz ve diğer je nach için je nach Alter der Kinder und Jugendlichen unterscheiden sich die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden, değil mi? Çocukların ve gençlerin yaşlarına göre eğitim ve ders metotları ne olacaktır? Değişkenlik gösterecektir demiş oluyor bu cümle. Şimdi dilerseniz doğru telaffuzuyla üstünden geçelim bu cümleleri. Ohne manuelle Eingriffe erfolgen die Rollenwechsel automatisch. Ohne manuelle Eingriffe erfolgen die Rollenwechsel automatisch. Ohne den Bericht kann man die Webseite nicht erstellen. Ohne den Bericht kann man die Webseite nicht erstellen. Je nach ihren Einstellungen werden die Systemfunktionen zugelassen oder blockiert. Je nach ihren Einstellungen werden die Systemfunktionen zugelassen oder blockiert. Je nach Alter der Kinder und Jugendlichen unterscheiden sich die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden. Je nach Alter der Kinder und Jugendlichen unterscheiden sich die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.